Ratıp Kazancıgil bütün ömrünü Edirne'ye vermiş bir adam. O müzeyi var eden adam. Yani o koyun ağılıyken, her taraf pislikken alıp üniversiteye koyan ve orayı müze yapan adam. Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi'nin açılışı için Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin aşçısı Yahya Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmişti. Erdoğan, külliyenin aşçısı Yahya Baba Hazretleri'nin 500 yıllık bir ritüelini yeniden canlandırarak sembolik olarak pilav serpmişti. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Trakya Gazeteciler Derneği yönetimini ağırladığı ziyarette yaptığı açıklamada açılışı yapılan İmaret Müzesi ile ilgili bilgiler verdi. Ratıp Kazancıgil bütün ömrünü Edirne'ye vermiş bir adam. O müzeyi var eden adam. Yani o koyun ağılıyken, her taraf pislikken alıp üniversiteye koyan ve orayı müze yapan adam. Yani onun bir vasiyeti vardı bize. Daha doğrusu benim hayalim var diyordu. Biz senin vasiyetin olarak aldık hocam dedim. Allah da bize nasip etti. Açıldı. Dün açıldı. İmaret Müzesi. Hocamın büyük arzusuydu. Kitaplar yapmıştı. Şurada şu yayınlansın. Şöyle müze olsun. Böyle müze olsun. O sevgi dolu kitaplarını aldık. Evet kendi göremedi ama haberdardır inşallah. Rektör Tabakoğlu, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin aşçısı Yahya Baba Hazretleri'nin 500 yıllık ritüelinin yeniden canlandırılacağını, İmaret Müzesi'ne gelen ziyaretçilerin Tunca Nehri'ne pilav serpeceğini açıkladı. Şimdi her cumartesi saat 5'te inşallah biz davetiyelerimizi hazırlıyoruz. Şimdi bu cumartesi de işte önce al protokolü davet edeceğiz. Sonra sıra sıra müdürler, işte muhtarlar, bilmem kimler. Bir de artık her cumartesi saat 5'te bu tören orada yapılacak. Tur tur insanlar gelecek, göreceksiniz. Ya sadece bu merasim için biz Avrupa'da örneklerini görüyoruz ya. Yüzlerce otobüs gelecek hocam, ben de sanki görüyor gibiyim. Oraya gelecekler, Hazret'e dua edecekler. Tunca'ya girip biraz pirinç atacaklar, müzeyi ziyaret edecekler, sağlık müzesini görecekler ve çok güzel bir gününe geri dönecek. Rektör Tabakoğlu, aşçı Yahya Baba Hazretleri'nin hikayesini anlattı. Yahya Baba da hemen yanındaymış. Hikayesi çok güzel. Bilirsiniz. Hak dostu sadece insanları değil, bütün mevcudatı düşünüyor. Ağacını düşünüyor, kurdunu, kuşunu, balığını düşünüyor. Yani hemen buradan su geçiyor. Bu balıkların da buradaki pişen yemekten hakkı vardır diyor. Azıcık bunlara pilavlardan atıyor. Kısıyorlar. Bu adam zayi ediyor. Kısıyorlar. Ama o kutlu bir zat, bereketi var. Herkes doyuyor, gene atıyor. Balıkların hakkı gene oluyor. Şikayet ediyorlar sultan. Geliyor sultan, bir bakıyor gerçekten pirinç atarken yakalıyor. Devletin mülkünü zayi etmeye utanmaz mısın diyor. Hazret de bir şey diyemiyor, kalıyor, balıklar çıkıyor, dile geliyor. Hünkârım diyor, sizin mülkünüzle bizim hiç mi hakkımız yok? Padişah neye uğradığını şaşırıyor. Hazret de diyor, bizim sırrımız ayan oldu diyor. Artık bize yaşamak yok diyor. Orada şeyini canını teslim ediyor.